yola çıkarak açılış plançosunu düzenledim. HG Ticaret İşletmesi 1 Ocak 2011 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynak hesapları ile kuruluyor. İşletmenin açılış plançosunu düzenleyerek sermaye bulur. Burada hesapları her zaman verilmeyebilir arkadaşlar. Değer olarak verilebilir. Ama biz bunları çift taraflı kayıt sisteminde hesaplara dökmek zorundayız. Her zaman çift taraflı kayıtta, bilanço üstünde kayıtta tek düzen hesap üzerinde kullanırız. İlgili hesaplara bunları dökeriz. Örneğin kasa hesabı burada 4.000 TL'denmiş. Ama biz muhasebe olarak nakit paramız 4.000 TL denmiş de olabilir. Nakit para 4.000 TL ise biz bunu kasa hesabına yazarız. Biz burada kolaylık olsun diye hepsini hesaplara dökmüşüzdür. Mesela bankalar hesabı 7.000 TL. Ne demektir bu? Demek ki bankadaki hesabımızda 7.000 TL para var. Biz bunu bankadaki hesabımızda 7.000 TL parayı 102 bankalar hesabında istiyoruz gibi. Şimdi bu şekilde hesaplar verilmiş, düzenlenmiş. Biz bunları bilançoda yerleştirelim. Bilançoyu arkadaşlar açtığımızda hemen başlığı yazıyoruz. İşletmenin adı mutlaka, bilançonun tarihi, kurulduğu tarih ve açılış bilançosu. Aktif tarafı ve pasif tarafı. Aktif tarafta bilindiği gibi arkadaşlar defalarca bundan önceki derslerimizde anlattık. Dönem varlıklar ve duran varlıklar olacak. Nasıl düzenlenmesi gerektiğini de artık biliyoruz. Sırasıyla biz bunları yerleştirelim. Kasa hesabı arkadaşlar 4.000 TL'ymiş. Kasa hesabı dönem varlıktır. Kodundan da anlayacağız. 101 ile başlamış. Hemen dönem varlıkların altına kasayı yazdım 4.000 TL. 102 bankalar hesabı yine dönem varlıktır. Hemen dönem varlıkların altına yazdık 7.000 TL. 121 alacak senetleri hemen alacak senetlerine yazdık 6.000 TL. 153 ticari mallar hesabını yazdık 8.000 TL.